Evet şimdi kümelerde özelliklere bakmaya devam edelim. Tümleme evrensel kümeyi şöyle omega ile gösterelim arkadaşlar. Ki bu bütün elemanları içeren küme olsun. Şöyle biliyorsunuz zaten bunu liseden filan. Bütün elemanları içeren bir küme evrensel küme. Şimdi S kümesinin arkadaşlar komplementi yani tümleyeni şu şekilde ifade edilebilir. Bu S'in komplementi kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki Bunlar evrensel kümenin elemanı ki her kümeyi kapsadığı için şunu belirtmeye de gerek yok aslında. Evrensel kümenin elemanı iken aynı zamanda S'in elemanı olmayacak. Yani ben şemasında göstermek istersek şunu şu şekilde S'in komplementi arkadaşlar S'in dışındaki tüm bölgeye karşılık geliyor. Kesişim ise şu şekilde S ile C kümesinin kesişiminin şu bölge olduğunu gösterebiliriz veya liste halinde ifade etmek istersek S kesişim C öyle X'lerden oluşacak ki bu küme kesişim kümesi X hem S'in elemanı hem de C'nin elemanı olacak. Veya şöyle toplam şeklinde de ifade edebiliriz. Ben yani birden fazla kümenin kesişimini şöyle i eşittir birden n'e kadar s'lerin kesişimi manasına geliyor şu sembol arkadaşlar. S1, S2, S3, S4 işte sn'e kadar Video bunların kesişimine karşılık geliyor. Liste şeklinde de ifade etmek için şu şekilde yazarız. X öyle X'lerden oluşuyor ki i eşittir birden n'e kadar tüm SI kümelerinin X tüm SI kümelerinin elemanı. Yani her bir SI i eşittir birden n'e kadar X'in o kümelere dahil olması gerekecek. Onu söylüyor yani. Devam edelim. Birleşim ise şu şekilde. Yani iki kümenin birleşimini şöyle gösterebiliriz, şu kırmızı renkli olan bölge. Şöyle de yazabiliriz, X öyle Xlerden oluşacak ki X elemanıdır S veya X elemanıdır C. Ki bu bize S birleşim C kümesini veriyor. Veya şöyle toplam ifadesi 1'den n'e kadar olan S i kümelerinin toplamını bu şekilde de ifade edebiliriz. Bu S 1, S 2, S 3 hepsinin işte S, N'e kadar birleşimine karşılık geliyor. Liste olarak şöyle ifade edebiliriz. X öyle X'lerden oluşacak ki i eşittir birden N'e kadar X herhangi bir SI'nin elemanı. Yani herhangi bir SI'ye dahil olması gerekiyor. Bir öncekinde hepsine, kesişimde hepsine dahil olması lazım. Şu kümede yer alacak X'in bunda sadece bir tanesine dahil olsa yetiyor birleşim özelliğinde. Evet şimdi de biraz küme cebirine bakalım. S ile T'nin kesişimini şurada sıraları ters de yazabilirsiniz. Önce T sonra S yazabilirsiniz. Hani fark etmez. Birleşim için de geçerli bu. Dağılma özelliği şu şekilde T ile U'nun birleşiminin S ile kesişimi aslında S ile T'nin kesişimi ile S ile U'nun kesişimlerinin birleşimine karşılık geliyor. Komplementin komplementi bir kümenin komplementinin yani tümleğinin tümleğini alırsanız o kümenin kendisini verecektir. Şu asosiyatif özelliği S ile pardon T ile U'nun birleşimleriyle S'i birleştirmek yerine birleşimini almak yerine önce S ile U'nun pardon S ile T'nin birleşimiyle daha sonra U'yu birleştirebilirsiniz. Aynı şeye karşılık gelir. Bir kümenin komplementi ile kendisinin kesişimi olmayacaktır mantıken. Yani boş küme olur. Ve evrensel küme ile herhangi bir kümenin kesişimi de o kesişimini aldığınız kümeye karşılık gelecek. Bir de De Morgan kuralı var arkadaşlar. O da şöyle herhangi bir bu birden fazla küme için de geçerli. Yani iki olmak zorunda değil. Şu toplam formülünü bunun içine de yazabilirsiniz. Birden fazla veya birkaç tane kümenin birleşimlerinin komplementini almak arkadaşlar. O kümelerin ayrı ayrı komplementlerinin yani tümleyenlerinin kesişimlerine karşılık geliyor. Burada şu kesişimle birleşim özelliklerini daha doğrusu sembollerini ters de çevirebiliriz şu şekilde. Birden fazla kümenin kesişimlerinin komplementine tümleyenini almak ayrı ayrı tümleyenlerinin bileşenlerine karşılık geliyor.